Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda sizlerle büzgülü bir jile dikmiştik. Orada büzgü kısmı sanırım biraz hızlı geçmiş ve çok net anlaşılmıyor. Bu videomda size iki çeşit büzgü nasıl alınır bunu detaylı bir şekilde göstermiş olacağım. İlk büzgü şu şekilde açık büzgü. Bu tamamen tercih zevk meselesi. İkincisi de şu şekilde kapalı büzgü. Tercih sizin. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu büzgüleri nasıl hazırladığımıza bir göz atalım. Evet arkadaşlar, öncelikle dikiş adımımızı büyüterek başlıyoruz. Biz normalde dikiş yaparken 3 ya da 3,5 kullanıyorum ben. Ama büzgü alırken bunu bizim en geniş adıma getirmemiz gerekiyor. 5'e getiriyorum. Daha sonra tansiyon ayarımı genişletiyorum. Biraz daha tansiyonumun bol olması, gevşek olması gerekiyor. Benim makinem başlangıç ve bitişte sabitleme yapıyor. Başlangıç sabitlemesi olabilir ama bitiş sabitlemesine gerek yok. Çünkü ben oradan iplerimi çekeceğim. Şimdi bakalım nasıl yapıyoruz. Bu parçayı biz benim büzgü alacağım parça olarak farz edelim. Bu kısmı da büzgü alacağım. Bu kısmı da etek ucu diye düşünelim. Şimdi buradan şu şekilde direkt overlock'un dibinden dümdüz dikiş atıyorum. Başlangıçta sabitleme yaptı. Bu şekilde. Dikiyorum. Sonunda sabitlemeyi kapattığım için sabitleme yapmadan bıraktım. Şimdi aynı şekilde bu dikişin hemen yanına bir ayak payı boşluk bırakaraktan tekrar bir dikiş atıyorum. Evet arkadaşlar, dikişimizin bu şekilde yan yana olması gerekiyor. Bu iki dikiş atmamızın sebebi büzgümüzün daha muntazam durması için. Şimdi biz bu üst dikişimiz, bu alt dikişimiz, alt masura ipini tutarak büzme işlemini yapacağız. Hemen şu şekilde ikisinin ucunu çektim. Şöyle koyu tarafını çevirirsem daha net belli olur. Böyle büzmeye başlıyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer biz tüm büzgüyü buradan ilerletmeye kalkarsak ipimizin kopma ihtimali var. O yüzden büzgüyü yaptıkça ilerletmemiz lazım. Yaptıkça ilerletmemiz lazım ki ipimiz kopmadan bunu gerçekleştirelim. Şu şekilde çekiyorum. Şimdi ben bunu ne kadar büzmem gerekiyor? Onu da şöyle göstereyim. Birleştireceğim parça bu farz edelim. Şu kısmına benim birleştirmem gerekiyor. Parçamı hemen önüme alıyorum. Büzdüğüm kısım bu kadar olmalı. Hemen ona göre büzme işlemini yapıyorum. Büzgülerimi eşit olarak dağıtmam gerekiyor çünkü daha sonra. Şöyle başına kadar büzüyorum. Burada başlangıçta sabitleme yapmamızın sebebi şu. Onu da şöyle açıklayayım. Ben buradan çekerken yanlışlıkla dalgınlıkla buradan büzgülerim boşanmaya başlayabilir. Bunu önleyebilmek adına başlangıçta sabitleme yapıyorum ama sonunda sabitleme yapmıyorum. Şu an gösterdiğim kumaş biraz kalın bir kumaş olduğu için belki sıkıntılı görünebilir ama şöyle ölçüyorum. Hemen biraz daha büzmem gerekiyor. Tekrar ölçüyorum. Bakıyorum tam buraya göre olmuş. Şimdi bu büzgüleri eşit olarak dağıtmam gerekiyor. Çünkü kimi yer çok sıkı, kimi yer çok gevşek. Bunu hemen şöyle elimle düzgün bir şekilde dağıtıyorum. Buradaki çift dikiş bu yüzden çok ama çok önemli.
Çünkü gerçekten burada biz tek dikiş attığımız zaman dikerken o dikiş açılabiliyor. Bazı yerde büzgülerimiz seyrek, bazı yerde çok sık olabiliyor. Ama bu şekilde iki dikiş attığımız zaman böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Çünkü iki dikiş de birbirini tutuyor ve buradan muntazam bir dikiş yapmamızı sağlıyor. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Eğer ki sizin overlock makineniz varsa, ister bu overlock makineniz varsa bu kısmı temizleyebilirsiniz ve kumaşın yüzüne büzgünüzü bu şekilde yerleştirip dikebilirsiniz. Diyelim ki overlock makineniz yok. O zaman da üzülmeye, sıkıntı yapmaya gerek yok. Overlock çekmemiş oluyorsunuz zaten. Dikişleri burada attıktan sonra bunu yüzü yüzüne yerleştirip bu şekilde dikmeniz gerekiyor. Bunu da birazdan göstereceğim. Şimdi biz öncelikle dikişleri yukarıda olanı yapalım. Hemen bunu bu şekilde üzerine koyup dikiyorum. Burada bunu dikerken dikiş adımımızı tekrar 3'e düşürüyorum. 3 ya da 3,5. Etek ucumu kontrol ederekten bu iki dikişin ortasından dikiyorum. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi şu şekilde bu benim ortadan diktiğim dikiş. Bu yukarıda ve alttaki olan dikişlerde büzgü dikişim. Şimdi ben bu dikişleri ortasını diktikten sonra söküyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde düzgümüzün ne kadar muntazam olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir de bunu tam tersi olarak yapalım. Yine şu bizim beden parçamız olsun. Kumaşın yüzüne hazırladığımız büzgüyü yüzü yüzüne yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Ve yine aynı iki dikişin ortasından dikerek devam edeceğiz. Hemen dikelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki dikişin tam ortasından dikerek bunu buraya sabitliyorum. Önden görüntümüz bu şekilde. Benim kumaşım kalın olduğu için biraz, yani büzgüler çok net durmuyor ama ince kumaşlarla, krep kumaşlarla ya da şifon kumaşlarla bu görüntüyü çok güzel elde edeceksiniz. Şu büzgü dikişlerimi, şurada görünen büzgü dikişlerimi yine sökmem gerekiyor. Çünkü hoş bir görüntü değil. Hemen onları söküyorum. Evet, söktükten sonra görüntümüz bu şekilde. Sizin de eğer bu şekilde merak ettikleriniz varsa bunları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.